400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı, rızkı ayrı. Şimdi kainata bakın. 400 bin çeşit millet. Karıncalar, değil mi? Kuşlar, kediler, köpekler, gergedanlar, filler. Değil mi? 400 bin çeşit. Ve ben size geçen verilerini de vermiştim. Tespit edebileni söylüyorlar. Tespit edilememiş daha milyonlarca böcek, hayvan ve bitki çeşitlerinden bahsediliyor. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki biz Allah'ın varlığına şahitlik ediyoruz ama öyle takliden değil. Şöyle birkaç dakika bizi dinleyin. 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği rızkı ayrı. Karınca ile fil aynı şeyi mi yiyor? Farklı. Peki kelebekle yılan aynı rızkı mı yiyor? Farklı. Peki 400 bin çeşit mahlukatın rızıkları birbirinden farklı değil mi? İstimal ettiği, kullandıkları silahları da ayrı. Yılanla atmacanın silahı aynı mı? Bir aslanla bir kedinin, bir koyunla bir filin, bir gergedanla bir serçenin kendini koruma silahı aynı mı? Ve giydiği elbisesi ayrı. Bir iskelet sistemi, değil mi? Dizayn edeceksin. Üzerine bir elbise giydireceksin bir kartala. Muhteşem bir elbise. Bir file tam ona layık ve yırtılmayacak. O koca bedenin, değil mi? Muhafaza edebilecek bir elbise. Bir akrebe öyle bir elbise vereceksin ki yerdeki taşlar ona zarar vermeyecek. Bir yılana öyle bir elbise vereceksin ki sürtünmekten aşınmayacak. Ayrı. 400 bin millet. Talimatı ayrı. Dünyada meşgul oldukları işleri ayrı. Arı hiç yumurta yapmakla meşgul olmaz. Çünkü onun bir tek talimatı var. O bal yapıyor. Tavuk hiç meşgul olmaz süt vermekle. Talimatı ayrı. 400 bin canlının dünyadaki vazifeleri birbirinden ayrı. Ve şu kainat için çok önemli işler yapıyorlar. Sonra terhisatı da ayrı. Dünyadaki yaşam süreleri ve dünyadan ayrılış zamanları da ayrı. Bir kelebek bir gün. Bir kaplumbağa 150-200 sene. Ayrı ama hiçbir karışıklık yok. O ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını, rızıklarını ve çeşit çeşit silahlarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak bir baharda bir bakıyoruz bir mahlukat akreplerin o zehirli okları konulmamış. Öyle bir şey duydunuz mu? Arslanlar yeni doğan bütün arslanların pençe ve dişleri yerinde değil. Duydunuz mu böyle bir şey? Duymadık. Değil mi? Yılanların dişleri ve zehirleri konulmamış. Duymadık. Serçelerin rızıkları verilmemiş. Duymadık. Bütün bilim dünyası mükemmel bir rızıklandırma, muhteşem bir ekosistemle devam etmektedir diyorlar. Evet. Biz de bilim adamlarının bu sözlerine güveniyoruz. Hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak verdiği dikkat edin. Ne demek şaşırma? Yani elma ağacından karpuz çıkmıyor.
Değil mi? Yani ne zaman ihtiyaç varsa tam o anda bütün mevcudatın ihtiyaçları karşılanıyor. Hiçbir vakitte şaşma yok. Şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugâh şüphesiz akıllı bir insana neyi gösterir? Apaçık o harika bütün bu mevcudata hükmeden kumandanı gösterir. Ve takdir kerane sevdirir. İnsan der ki ey şu kainattaki bütün mahlukatın rızıklarını veren Rezzak. Tebrik ederim, takdir ederim seni. Böyle bir rızıklandırma faaliyeti insanın aklını durduracak bir seviyededir. Ancak Sübhanallah denilir. Hiçbirini unutmamak, şaşırmamak, her birisine farklı bir elbise giydirmek, kendini müdafaa edebilecek muhteşem bir silah kola donatabilmek. Dikkat edin. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu Sübhani'de nebatat, bitki ve hayvanat milletlerinden 400 bin nevi çeşit çeşit dikkat edin elbise, erzak, silah, talim ve terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan azam tarafından verilen dünya bahar ordugahı ne derece meskur insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmelse biz böyle bir ordu görsek hayretlerle anlatırız değil mi birbirimize? Değil mi Tayyip? Deriz ki kardeşim bu nasıl bir ordu ya? Her askerin damak tadına uygun bir yemek çıkartıyorlar. Askere giden anlatır değil mi? Ulan hamburger istiyorum hamburger geliyor. Sosisli kuru fasulye değil mi? Hamsi istedim. Bizim askeriye böyle mi? Öyle çıksa şaşırırız değil mi? Sabah geliyorlar bizi komutanlar kaldırıyor. Yavrum hadi sabah oldu kalk istersen. Ben şimdi içtimaya gelmek istemiyorum. Olur ne demek? Çok mantıklı değil mi? Joplarlar. Adamın kafasına sıkarlar. Ben 2 yıla anca bitirdim. Öyle mi? Maşallah. Ama bizi şaşırtır değil mi? Dehşet içinde kalırız. Vallahi bakarız inanamayız anlata anlata bitiremeyiz. Bütün insanlık bu ordudan bahseder. Ve o ordunun komutanını takdirle değil mi? Övgülerle yad eder. Tarihlere geçerler. İşte Bediüzzaman da bunu söylüyor. Bak şu kainata. Muhteşem. İnsanın akıllarını hayretler içinde bırakacak bu faaliyet var. Ne diyor? İşte sizin okuyacağınız fenne askeri ölçüsüyle dikkatli ve aklı başında olanlara o derece dünyanın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini, idare edicisini ve kumandan akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid, hamdler ve tesbihlerle sevdirir. Akıllı bir insan, işte Müslüman neden kelime-i şehadet getiriyormuş? Akıllı olduğu için. Çünkü Müslüman kainattaki bu muhteşem faaliyeti görüyor ve bütün insanlığa ifade ederek şunu söylüyor. Ben Allah'ın varlığına ve Allah'tan başka ilah olmadığına, peygamberin Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik ederim. Buna delilim de şu kainattaki faaliyettir der. Peki ateist ne der? Bir delilim yok. Bence tesadüfen olmuş der. Aradaki fark bu.